Sağ ol başım, teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli basın emekçileri, çok değerli kamuoyu, sizleri Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitimsen adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu basın toplantımızın ana gündemini bütçe konusu, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi oluşturuyor. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Konfederasyonumuz KESK'in yapmış olduğu bir bütçe paneli var idi ve bir aynı zamanda forum var idi. Bu forumda ortaya çıkan kimi genel bakış açısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bütünü, geneli görmediğimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na neden bu miktarda bütçe ayrıldı sorusunu yanıtlamak da çok mümkün olmayacak. Bir kere 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi orta vadeli programla birlikte 3 yılı kapsıyor biliyorsunuz ama biz 2024 yılı üzerinde duracağız. Bu bütçenin ilk etapta enflasyonist bir seçim bütçesi olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü yaklaşan yerel seçimlerde yine seçimi gözeten bir bütçeyle karşı karşıyayız. Yine faiz bütçesi olduğunu açıkça ifade etmemiz lazım. Çünkü siyasal iktidar her fırsatta faizle derdi varmış gibi ifadeler kullansa da, açıklamalar yapsa da faiz bütçesinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 100 milyar lira daha fazla olduğunu, 1 trilyon 295 milyar liraya ulaştığını anlatmamız gerekiyor Türkiye kamuoyuna. Yine sermayeye, yani varsıldan, mülk sahibi sınıflardan yana bir bütçeyle karşı karşıya kalıyoruz. Kaynakların daha çok sermayeye aktarıldığı ama verginin ise sermayeden daha az alındığı bir bütçe var önümüzde. Yine güvenlikçi bir bütçe, militarist bir bütçe, dinci, otoriter bir bütçeyle karşı karşıyayız aynı zamanda. Tabii bizleri bir emek örgütü olarak bizleri etkilediği kısmıyla yoksullaştıran bir kemer sıkma bütçesiyle karşı karşıyayız. Yine ağır vergiler yoluyla yükün emekçilerin omuzlarına bindirildiği bir bütçe var ve bütçe hakkının da engellendiği bir bütçe var karşımızda. Yine aynı zamanda bu bütçe farklı dilleri, kültürleri, inançları görmeyen bir bütçe. Her ne yaşıyorsak onun bütçe anlamında bir karşılığı var. Biliyorsunuz merkezi yönetim bütçeleri içerisinde. Tabii bunlar arasında bütçe hakkı son derece önemli. Uluslararası bütçe ortaklığının açık bütçe anketinde Türkiye 0 puan aldı. Neye ilişkin olarak? Halkın bütçe süreçlerine katılımı ile ilişkili olarak. Hiçbir katılım mekanizmasının olmadığı 0 çektiğimiz bir bütçe ile karşı karşıyayız. Bir yandan halk katılım sağlayamıyor, onun seçtiği örgütler, yani sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, biz eğitim sendikaları da bütçe sürecine hiçbir biçimde katılamıyoruz. Bu nedenle yukarıdan aşağı aşırı merkeziyetçi ve bürokratik bir bütçe süreciyle karşı karşıyayız. Tabii bütçe aynı zamanda toplumsal cinsiyet duyarlılığına hiçbir şekilde sahip değil. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmemiş olsaydık bugün 2024 yılı bütçesini tartışırken kadınlar ölmesin diye kamu örgütlerine, kurumlarına çok ciddi bir biçimde bütçe ayrılacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği artırılabilecekti. Kadınlar hayatta kalacaklardı. Her ay yine pek çok kadını kaybediyoruz biz. Erkekler tarafından öldürülen kadınları kaybediyoruz. Tabii 2012 yılından beri bütçenin bütün belgeleri, bilgileri ve benzeri bırakın halka ya da bizim gibi sendikalara ulaşması, vekillere bile, milletvekillerine bile geç ulaştırıldığını gözlemliyoruz. Çünkü biz sendika olarak vekillerden bilgileri istediğimizde, bütçe metinlerini istediğimizde bize gelmedi diyorlar. Bu da büyük bir sorun. Bunlar bütçenin genel görünümü.
Ama asıl olarak eğitim konusuna geldiğimizde 19 milyon çocuktan, öğrenciden söz ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim hakkı çerçevesinde bu hakkı karşılayacağı çocuklar. 1 milyon 200 bin öğretmenin, eğitim emekçisinin, idari, teknik, destek personelin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmesine izin verecek mi bu bütçe, vermeyecek mi, bunu tartışıyoruz. Ama öylesine çok sorun var ki biz bu sorunların birkaçına değinerek bütçede bunların karşılığının olmadığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birinci konu şu, 2022 yılında 1 milyon 35 bin bebek dünyaya gelmiş. 6 ya da 7 yıl sonra bu bebekler için okulların hazırlanması gerekiyor. Okul öncesi eğitim kurumlarından başlayarak ilkokullara kadar okulların hazır edilmesi gerekiyor. Yine bundan kısa bir süre önce doğum oranlarının 1 milyon 300 bin olduğunu ve bir düşme eğilimi içerisine girdiğini görüyoruz. Çünkü yoksulluk ve sefalet artık çocuk bakımını da güçleştirdiği için böyle bir güçlükle karşı karşıyayız. Ama diyeceksiniz, bu yıl 1 milyon çocuğun üzerindeki bir çocuk yeni kayıt olarak okullara girmiş mi? Ne yazık ki bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerinde bunu görmüyoruz. 100 bin, 150 bin çocuk kayıt yaptırmış görüyor ama bu çocuk yüz binlerce çocuğun okulun dışında kaldığını görüyoruz. İstatistiklerle ilgili ciddi bir sorunun olduğunu kamuoyuyla buradan paylaşmak istiyoruz. Tabii okul dışında kalan yüz binlerce çocuk var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ben kayıt yaptıran çocuklarla ilgileniyorum diyemez. Neden zorunlu eğitim var? Zorunlu eğitim çocukların eğitim hakkını karşılaması için onun evlerden okullara uygun toplu taşım yöntemleriyle okullarda bir öğün öğle yemeği, bir litre temiz içme suyuna ulaşabilmesini sağlayacak olanakları artırarak bu çocukları eğitime kazandırmak mümkün. Ama Milli Eğitim Bakanlığı dışarıda kalan ben görmüyorum, unuttum, ben içeridekilerle ilgileneceğim diyor, okulun içindekilerle ilgileneceğim diyor ama orada da büyük sorunlar var. Bakın, 100 yıllık tarih içerisinde okullaşma oranları hep bir yükseliş eğilimi içerisine girmiştir. Ama son 10 yıl içerisinde okullaşma oranlarında ciddi bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bunu doğrudan bakanlığın resmi istatistiklerinden görüyoruz. 2012-2013'te, yani 10 yıl önce %98.8 olan okullaşma oranı ilkokullarda %93.8'e düşmüştür. Maş gibi eğitim verilen çocukların dışında okullaşamayan çocuklar bulunmaktadır. Yine ortaokullarda benzer bir sorunu görüyoruz. %93.9 iken bu rakamın 9.21'lere düştüğünü, 91.21'lere düştüğünü görüyoruz. 2 ya da 3 puanlık kayıp var yine ortaokullar bağlamında. Orta öğretimde okullaşma oranları artmış gözükse de bunun nedenini biliyoruz. 2 milyona yakın açık lisede öğrenim gören çocuklar, yani okul yüzü görmeden mezun olan o çocuklar kayıtlıymış gibi gözüküyor ama gerçek eğitim olanaklarından yararlanamıyorlar. Yine mesleki eğitim merkezlerinde 4 gün iş yerinde 1 gün okulda olan çocuklar yine okulla çok anlamlı bir bağ kurmadan mezun oluyorlar. Bu da istatistiklere okullaşmış çocuklar olarak giriyor. Peki ya göçmen çocukları, peki eğitime gönderilmeyen kız çocukları, bütün bunlar eklendiğinde 4 milyona yakın çocuk okul dışı ve akıl dışı bir eğitimin, duygu dışı bir eğitimin içinde olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ciddi sorunlarımız var. Ama sistemin içerisinde olan 19 milyon çocuğun da ilk etapta aç olduğunu, bir kısmının aç olduğunu, gerçekten kent yoksullarının çocuklarının aç olduğunu, gün boyunca bir litre temiz içme suyuna ulaşamadığını, bir bardak süte erişemediğini düşündüğümüzde yine eğitimin, okulun içerisinde bırakın eğitim vermeyi, çocukların en temel gereksinmesi olan açlık ve susuzluğun dahi giderilemediğini görüyoruz. Bu yoksulluk ve sefalet çocuk yoksulluğu olarak karşımıza çıkmış oluyor. Sorunlar bu bağlamda çok büyük. Tabii bununla yeterli değil. Çok kalabalık okullar var.
Geziyoruz, görüyoruz bu okullarda. İnanılmaz bir gürültü, sınıflar çok kalabalık yine. Özellikle liselerde, İmam Hatip ortaokul ve liseleri dışında liselerin çok kalabalık olduğunu görüyoruz ve istiyoruz ki 2024 yılı bütçesinde eğitim yatırımlarına daha çok kaynak ayrılsın, daha çok derslik inşa edilsin ve yatay okul binaları yapılabilsin. Tabii deprem illerindeki çocuklarımızı asla ve asla unutmamalıyız. Halen çok ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Halen çadır kentlerden, konteyner kentlerden kurtulup olağan bir okul ortamına erişememiş çocuklar bunlar. Bütçenin de bu bağlamda artırılması son derece önemli. O yüzden diğer pek çok sorunu saymadan 3 sorun üzerinde eğitimsel olarak durmak istiyoruz. Birincisi, yoksulluk ve sefalet nedeniyle bir öğün öğle yemeği yiyemeyen, 1 litre suya ulaşamayan çocuklar için bütçe, sadece bu konu için kullanılabilecek bütçe ayrılmasına ihtiyaç var. İkincisi, okul dışında kalan çocukların sıcak bir ortamda gerçekten nitelikli, kamusal, bilimsel, layık, demokratik, ana dilinde parasız, ekolojik bir eğitime ulaşması çok önemli. Bu çocuklar kadar, okul dışındaki çocuklar kadar, okul içerisindeki çocukların da benzer ihtiyaçları açık ve net. Tabii üçüncüsü, biz bir eğitim sendikasıyız ve eğitim emekçilerinin geçinememe sorununu her hafta daha çok hissettiklerini sendikamızdan gözlemliyoruz. Bize gelen mesajlardan görüyoruz. Enflasyon adı altında bir vergi çok haksız ve hukuksuz biçimde her gün mal ve hizmet fiyatlarına yansıyarak eğitim emekçilerinin ücretlerini mum gibi adeta erittiğini gözlemliyoruz. Tabii ayrıca yine toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkate aldığımızda kız çocuklarının toplumsal cinsiyet kalıpları içerisinde sıkıştırılmasının önünü açabilecek, onları güçlendirecek, geliştirecek yegane yer okulun kendisidir. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak bir mücadeleyi örmek ancak iyi bir bütçe ayırmakla mümkün olabilecek. Bütçenin teknik yönlerine bir miktar değinelim istiyorum. Az önce söylediğim gibi faizlerden çok daha az. 19 milyon gencin, çocuğun eğitimi için ayrılan para, faiz için ayrılan paradan bir hayli geride. 1 trilyon 92 milyon TL ödenek ayrılmış 2024 merkezi yönetim bütçesi için. Tabii her yıl doğan 1 milyonun üzerinde çocuğu düşündüğümüzde bizim bütçeden ayrılan kaynağın çok anlamlı ve ciddi biçimde artırılacağı öngörüsünü sizler aklınıza getiriyorsunuz ama bu böyle değil ne yazık ki. İki temel ekonomik göstergemiz var. Bu göstergeye göre Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan ödeneği oranladığımızda bakanlığın gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime yeterli bir bütçe ayırıp ayırmadığının da altını çizmiş oluyoruz. Ayırmadığını da kanıtlamış oluyoruz aynı zamanda. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan ödeneklerin gayri safi milli hasılaya oranı OECD ülkelerinde %6 civarında. Peki bizde neye düşmüş? 2024 yılında %2.6'ya düşmüş. Peki 2016'da kaçmış diye baktığımızda %3.46'ymış. Ama giderek azalmış ve 2024 yılı bütçesinde %2.6 seviyesine düşmüş. Şimdi bunu kanıtlarken tabii bir taraftan da şunu düşünüyoruz. 2016 yılını düşündüğümüzde bir OHAL dönemi var. Aynı zamanda sonrasında otoriter bir dönem başlıyor ve hala OHAL'in devam ettiği koşullarda eğitime bütçe sürekli olarak azaltılıyor. Otoriterleşmenin ta kendisi eğitime ayrılan payın doğrudan azaltılmasına yol açıyor. Tabii bir başka göstergemiz daha var. Bu da merkezi yönetim bütçesi içinde, yani tüm kamu bütçesi içerisinde acaba Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçe artmış mı? Bir buna bakalım birlikte. Burada da bakıyoruz, yine 2016 yılında %13'ler düzeyindeyken 2024 yılında bu oranın %9.85'e bir hayli düşmüş olduğunu gözlemliyoruz.
Tabii bakanlığın kendi iç bütçesinin ayrımlarını incelemek de bu bağlamda önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin zaten %81'i 1 milyon 200 bin eğitim emekçisinin ücretlerine ve sosyal güvenlik ve devlet primlerine ayrılıyor. Ama yani bu rakamın, bu oranın bu kadar büyük olmuş olması eğitim emekçilerinin refah içinde yaşadıklarını göstermiyor. Enflasyon karşısında her gün, her hafta, her ay ücretlerinin mum gibi eridiğini de görüyorlar. Yani insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmemiz neredeyse imkansız. Bu oran yüksek ama niteliği, miktarı, öğretmen ücretlerinin, idari teknik yardımcı personelin ücretlerinin enflasyon karşısında çok gerilediğini gözlemliyoruz. Yine eğitim yatırımlarına bir bakalım. Öyle ya, her yıl 1 milyonun üzerinde çocuk ve genç Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim hakkını kullanmak üzere geliyor ve eğitim yatırıma ihtiyaç var. Yeni okulların, yatay okulların, çok yüksek olmayan, bahçesi ferah okulların, okulların yapımına ihtiyaç var. Derslik ihtiyacı var, spor salonu ihtiyacı var, kütüphane ihtiyacı var, atölyelere ihtiyaç var, kültür alanlarına, sanat alanlarına ihtiyaç var. Bunlar için eğitim yatırımlarına ne kadar kaynak ayrılmış acaba diye soruyoruz. Ve bu rakamın da 2014-2015'te %9.32'lerden 2024'te 9.66 seviyesine düştüğünü görüyoruz. Eğitim yatırımlarına aktarılan kaynaklar çok sınırlı. Bunun dışında kalan bütçenin nereye ayrıldığını çok da iyi bilmiyoruz. Çünkü metinlerde bu açık ve net orada ortaya konmuş değil. Örneğin dinci vakıf ve derneklerle yapılan protokoller, hangi kurumlar var bunların arkasında dediğimizde bütçe hakkı kapsamında bu verilere ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için de gerçekten bütçenin nereye ayrıldığı konusunda %10'lar seviyesinde bir oranın nereye ayrıldığı konusunda Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Dolayısıyla son 22 yıl içerisinde gerçekten eğitim yatırımları bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan ödeneğin son derece düşük olduğunu ifade edebiliriz. Tabii 12. 5 yıllık kalkınma planı ile ilişkili bu bütçe konuları. 12. 5 yıllık kalkınma planının iki temel ayağı olduğunu görüyoruz. Biri eğitimde ciddi bir muhafazakarlaşma hamlesi, dincileşme hamlesi. İkincisi neoliberal politikaların daha ince biçimde, daha kurumlara kadar inecek düzeyde yaygın ve derin bir biçimde hayata geçirilmek istenmesi. İki başlı bir şey sürüyor. Her ne kadar siyasal iktidar emperyalizme karşı olduğunu, kapitalizme karşı olduğunu, batıya karşı olduğunu ifade etse bile neoliberal politikaları ve kapitalizmin eğitim politikalarını doğrudan uygulamaktan vazgeçmiyor. Eğitimin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12. plan hedefleri arasında çok net biçimde görüyoruz. Ama asıl olan mesleki ve teknik eğitim içerisinde neler olduğu. Bakın, mesleki ve teknik eğitimi adeta özel sektöre teslim etmek isteyen ve çocuk işçiliğinin önünün açıldığı bir süreç yaşıyoruz. 12. plan bunu açık biçimde belirtmiş. Özellikle iki vurgusu var. Birinci vurgusunda diyor ki, derslerin seçimine 15, 16, 17 yaşındaki çocukların özgürce kendi seçmeli derslerini seçebilmesine izin vermiyor 12. plan. Bir plan seçmeli ders düzeyine kadar inmiş. Diyor ki özel sektörün seçmeli derslere katılımını sağlanacaktır. Ailelerin ders seçmelerine katılımı sağlanacaktır denerek çocuğun adı yok. Çocuğun kendi ilgileri, yetenekleri çerçevesinde ders seçimlerini yapabilmesi olanağının olmaması demek çok ataerkil, çok yetişkinlerin bakış açısından bir eğitim alanı inşa edildiğini ve çocuğun adının geçmediği bir kalkınma planı ve bir bütçe süreci ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yine mesleki ve teknik eğitim liselerinde bir dal açma veya bir dalı, bir branşı kapatma eğilimine, sürecine özel sektörün katılacağı ifade ediliyor. Yani sermaye çocukların ne ile karşılaşacağını, neyi öğrenip neyi öğrenmeyeceğini belirleyen bir yaklaşım içerisinde. Dolayısıyla 12. plan bunu garantiye almış gözüküyor.
Dolayısıyla bizler her zaman Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak çocuğun üstün yararından hareket eden bir sendikayız. Bir tür devletin ya da siyasal iktidarın aklı, ilgileri çerçevesinde değil, ideolojik ve politik çizgisi çerçevesinde değil, kar amaçlı bir sermayenin istekleri doğrultusunda değil, çocuğun üstün yararına esas alan bir eğitim sisteminden yana tavır almayı kuşkusuz sürdüreceğiz, mücadelemizi de sürdüreceğiz. Tabii bu bütçeyle karşılaştığımızda, acaba veliler neyle karşılaşacak? Velilerin bütçesi bu süreçten nasıl etkilenecek sorusuna da yanıt üretmek durumundayız. Bir kere okullarda eğer okullara yeterli ödenek ulaştırılmadığını anlıyoruz, ulaştırılmayacağını anlıyoruz bu bütçe sürecinden. Fiili okul bütçelerinde velilere yüklenmenin artacağını çok net biçimde öngörebiliriz. Velilerin cebine enflasyon karşısında ücretleri erimiş, İşsiz velimizin cebine, asgari ücretli velinin cebine ve aynı zamanda kamuda insan onuruna yaraşır bir ücretle çalışamayan kamu emekçilerinin hanelerine de ayırdıkları paraya göz dikildiğini çok net biçimde görüyoruz. Artık okullarda toplanan, artık yüzü açmış farklı isimle aidatlardaki artışı, okul kermeslerinde ticari bir faaliyetin okulun içerisine girişi, okul mekanlarının kiralanması, okulla ilgili ulaşım ve benzeri kanallarla öğrencilerin servis ve benzeri kanallara okulun bir gelir yaratma merkezi haline getirilmesi söz konusu olabilecek. Bütün bunlar gerçekten çocukların yararlanabileceği alanlar ve mekanların dışarıya açılması, sermayeye açılması, çevredeki iktidara yakın tarikat ve cemaatlere açılması anlamına geliyor. Bu yüzden mücadeleyi büyütmemiz çok önemli. Peki bizler neyi talep ediyoruz 2024 bütçesi bağlamında? Çünkü önümüzdeki hafta görüşülecek Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ve bu bütçe ilişkin taleplerimizi de burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2024 yılı için öngörülen eğitim ve yüksek öğretim bütçeleriyle eğitim sisteminde yapısal hale gelen fiziki altyapı, öğretmen, idari ve akademik personel açıkları, araç gereç gereksinimi ve benzeri sorunların ve ihtiyaçların karşılanabilmesi mümkün değildir. Bunun altını çiziyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve yüksek öğretim bütçelerinin milli gelire oranı en az 2 kat artırılmalı, OECD ortalamasına çıkartılmalıdır ki ortalamanın üzerinde bir kaynak ayıran ülkelerin olduğunu biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay başlangıç olarak en az 2 kat daha fazla artırılmalıdır. Eğitim kurumlarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe sistemi oluşturulmalı, bütün okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalıdır. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına son verilmeli. Özel okullara aktarılan kaynaklar, destek ve teşvikler devlet okulları için harcanmalıdır. Öğretmenlik meslek kanununda farklı kariyer basamaklarına yönelik ekonomik iyileştirmeler bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir biçimde yansıtılmalı. Öğretmenleri ayrıştıran ve eşit işe eşit ücret ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmelidir. Okul öncesi eğitim başta olmak üzere bir plan dahilinde eğitimin bütün kademelerinde öğrencilere en az 1 öğün öğle yemeği ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Eğitim yatırımları artırılmalı, tüm kamu emekçilerine ücretsiz okul öncesi eğitim kurumları ve kreşler için bütçeden pay ayrılmalıdır. Ek dersler başta olmak üzere tüm ek ödemeler temel ücrete dahil edilmeli ve emekli maaşlarına yansıtılmalıdır. 2024 yılında aile ve çocuk yardımı başta olmak üzere sosyal yardımlar sembolik olarak belirlenmekten çıkarılmalı, sosyal yardımlara günün koşullarına uygun ihtiyaç kadar artış yapılmalıdır. Ama asıl olan yardım değildir, hak temelli bir politika hayata geçirilmelidir. Öğretmen ve yardımcı hizmetli açıkları kapatılmalı, ataması yapılmayan öğretmenlerin tamamı kadrolu olarak atanmalı, okullara acilen 100 bin yardımcı hizmetli
ücretli istihdam edilerek geçici istihdam uygulamalarına son verilmelidir. Eğitime hazırlık ödeneği sadece öğretmenlere değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerine en az bir maaş tutarında, dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez ödenmelidir. Tüm eğitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yaraşır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalıdır. Aslında bu taleplerimizin büyük bir kısmını biz Milli Eğitim Bakanı'nınla yüz yüze görüşmek ve o görüşmede belirtmeyi isterdik. Ancak şu ana kadar böyle bir buluşma olmadı. Randevu henüz alamadık. Hani yürütme itibariyle. Ama yasama kurumlarında vekiller var. Özellikle halkın vekili diyebileceğimiz demokratik kamuoyunu temsil eden vekiller var. Kendi çalışmalarımızı onlara ulaştıracağız. Önümüzdeki haftanın programı için içerisinde katılabilecek bütçe görüşmelerine, komisyon çalışmalarına katılabilecek arkadaşlarımızla ilgili bir planlama yapacağız. Ama bizim de 2 Aralık geçinemiyoruz. Özellikle bütçe konusunda konfederasyonumuz keskin yapacağı mitinge hazırlık çalışmalarımız var. O yüzden planlama önümüzdeki haftanın başında belli olacak. Ama çok önemli bir soru bu. Gerçekten bütçe süreçlerine gerek yürütme aşamasında gerek de yasama aşamasında eğitim sendikalarının ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı son derece önemlidir. Başka var mı arkadaşlarım? Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Yürüyün, çok güzel.